Herkese merhaba. Bundan böyle her salı günü saat 16'da gün ortasında birlikte olacağız. İlk programımızın konuğu da Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben de Özlem Hanım size hayırlı olsun diyorum. Çok madem teşekkür ediyorum. Program inşallah hayırlı, güzel bir program olur. Sizin programlarınızın güzel olacağını ümit ediyorum. Öyle şimdiden söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel konuları konuşacağımız programlar da yaparız birlikte. İnşallah, inşallah. Efendim tabii siz konuk olunca malum ilk konumuz hemen seçim. İstanbul'un yenilenecek olan seçimi. Yani bu seçimin tekrarlanacak olması, Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar, aslında her şey en baştan tartışmalı. Evet. Yani bir kere onu bir kenara koyarak devam etmek istiyorum sohbete. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclis grubunda yaptığı konuşmada önemli bir uyarıda bulundu. Tüm seçmenin kafasında şimdi iş bu noktaya gelmişken acaba bir kez daha bir sıkıntı yaşanır mı? Bir hukuk gaspı olur mu? Bir sahtekarlık tırnak içinde mümkün müdür gibi maalesef bu tip soru işaretleri var, endişeler var. Sayın Kılıçdaroğlu da dedi ki biz tüm sandık görevlilerimize 31 Mart'ta bu sandıklarda oy kullanmış herkesin listesini vereceğiz. Çünkü son anda bile bir sahtekarlık yapılabilir. Sizin bu yönde kaygılarınız var mı? Seçmeni rahatlatmak mümkün mü bu konuda? Yani bu noktada bundan sonra sandık görevlilerinin titizliğinin dışında yapılacak bir şey yok. Çünkü son noktaya gelindi. Artık hangi sandıkta kimlerin oy verecekleri aslında teorik olarak belli. Bütün mesele geliyor, sandık başında bulunan özellikle de parti temsilcilerinin sandıklara ve verilen oylara sahip çıkmalarına dayanıyor. Yani böyle bir gergin atmosferin olmasını arzu etmezdim şahsen. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin, ya demokratik demeyelim de otokratik ülkeler hariç herkes sandıktan kim çıkacak onu bekler. Ama otokratik ülkelerde genelde sandıktan kimin çıkacağı bellidir. Bizim gibi ülkeler de inşallah öyle bir noktaya evrilmezler, ümidim o. Ümit ederim ki böyle bir hile yoluna kimse başvurmaz. Biz ümitten başka bir şey söyleyemeyiz. Ama bizim üzerimize düşen, bizim de sandıklarda bulunan bütün görevlilerimizi bu noktada uyarıyoruz. Yani seçmenin oyu heba edilmemeli, seçmenin oyu hileyle başka bir tarafa nakledilmemeli. Bunlar olabiliyor. Biz bunu kendi siyasi hayatımızda yani milli görüş olarak biliyoruz. 1973 seçimlerinde biz Ankara'da bir milletvekilini kazandık. Son toplamada bir ilçenin oylarında bizim oylarımız MHP'ye, MHP'ninkiler bize yazıldı. İtirazlar, şunlar bunlar oyalandı. Çok açık. Seçimi biz kazandığımız halde bir milletvekilini MHP çıkarmış oldu. Bunlar olabiliyor. Onu o zaman bizim acemiliğimize verdiler. Yani zamanında müracaat etmeme. Halbuki bunun farkına varıldı ve hızla müracaatlar da yapıldı. Oluyor mu? Oluyor. 1977 seçimlerinde Türkiye'de ilk ciddi seçim hilesinin yapıldığı yıldır. Resmi devletin kayıtları, İçişleri Bakanlığı, Nüfus İdaresi diyor ki 21 yaşını bitirmiş 18 milyon insan var Türkiye'de seçmen. Seçmen kütükleri 21 milyondu. 3 milyon sahte oy kullanıldı. Bu bizim sicilimizin maalesef pek de iyi olmadığını gösteriyor. Bana bir arkadaşımız Sivas'ta, o da hapse düşmüştü, biz de o zaman tutuklamalar oldu biliyorsunuz. Demişti ki biz sizin, aynen ifadesi bu, başka bir şey söylemeyeceğim. Biz sizin
bir milletvekilinizi bir de senatörünüzü yedik dedi tabiri caizse. Siz, bizim böyle bir geçmişimiz var. Üzülerek ifade ediyorum. Ama 1980'den sonra aslında bunlar biraz daha düzene girmişti. Seçim kanununda yapılan bir takım değişiklikler, yok memurlar, yok şunlar, yok bunlar. İş biraz daha atanmış kişilere geldi, dayandı. Bu da ister istemez bir takım hile yapılmasının önünü açtı. Aslında bizim seçim sistemimiz sistem olarak başlangıçtan beri ele alındığı gibi devam etmiş olsaydı dünyanın en güvenilir seçim sistemlerinden birisiydi. Şimdi bazıları itiraz ediyor tırnak boyasına. Ne olmuş yani? Efendim geri kalmış ülkeler gibi. Ya geri kalmış ülkeler gibi olmak seçimde sahtekarlık yapmakla olur. Tırnak boyamakla değil. Boyansa ne olur ki? Ama herkes emindi ki tırnağı boyanan insan ikinci bir oy kullanamaz. Çünkü o boy, o boya sabit bir boya. Çıkmaz, çıkarılamazdı. Onun için bu tip hileler olabiliyor. Ben bu seçimde inşallah olmayacağını ümit ediyorum. Seçim kurullarının da buna gerekli itinayı göstereceğini, partilerin de göstereceğini ümit ediyorum. Çünkü bu bizim hem ülke içinde hem de ülkenin dışarıya yansıyan yüzü olarak bizim için dünya çapında kara bir leke olur diye düşünüyorum. Efendim seçim kurulları demişken şimdi onlar da hedef tahtasında. Evet. Yani hatta önce savcılar suç duyurusunda bulunuldu. Haklarında sonra o suçlama geri çekildi. Daha sonra Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet edildi. Yani bu iş zaten hani orada görev yapacak kişiler de gerçekten çok tedirgin. Evet, sadece tedirgin seçmen olacaklar. Değil. Tabii tabii tedirgin olacaklar. Şimdi ben yani haklı olarak siz bu noktaya giriyorsunuz. Demokratik olan ülkelerde, hakiki manada demokratik olan ülkelerde sandık kurullarında hilenin hiç seçim sırasında konuşulduğuna ben şahit olmadım. Bizde oluyor. İlk defa oluyor yalnız. Ya biz seçime sandık kurullarındaki hile üzerinden gitmememeliyiz. Mesele sandık kurullarındaki hile değil, Türkiye'nin meseleleri olmalı. Efendim ayrıca bu da bir iddia zaten. Yani bir hile yapıldı. Şimdi çaldılar ama tabii, kim neyi çaldı? Öznesi olmayan bir suçlama bir, bu da. Tabii tabii doğru. Yani. Doğru. Onun için buna sadece üzüldüğümü ifade ediyorum. Yani benim ülkem böyle bir ülke değil. İnsanımız da böyle bir insan değil aslında. Bu tip hileleri yapanlar bir takım ön yargılı, ne demokrasiyi, ne insan haklarını, ne Allah korkusunu kalplerinde taşımayan insanlar. Ben başkasının oyunu alacağım, onun verdiği kişiye değil, başka bir partiye mal edeceğim. Bu düpedüz ahlaksızlık. Bu geçmişte olmuş mu? Geçmişte bu kanıksanmış, çok basit olarak görülmüş. Bazı yerlerde bu yapılmış belki ama müferit kalmış. Yani bir sandık, 50 sandık diyelim, 100 sandıkta olmuş. Sistematik olduğuna şahit olmamış hiç. Yani seçim sonucunu değiştirecek boyutta değil. Gibi değil. Ama dediğim gibi bakın 77 seçimleri kara bir lekedir. 3 milyon sahte seçmen üretilmiş. Maalesef, maalesef. Biz bunlarla uğraşmamalıydık. Bunlarla uğraşmamanın da yolu nedir biliyor musun? Gelenlerin vatandaş ben istemediği zaman ben giderim kanaatine gelmesiyle olur. Buna razı olunursa seçimler çok rahat olur. Ya tamam, vatandaş beni istedi, göreve geldim. Bu sefer istemiyor. Teşekkür ederiz, bize bir dönem tanıdılar. Biz de bu memlekete nasıl hizmet edilmesi gerektiği konusunda bilgimizi, tecrübemizi Türkiye'de tatbikata koyduk, gerçekleştirdik. Ama demek ki vatandaşımızı ikna edememişiz. Gelecek sefere daha iyi netice almak üzere şimdiden kolları sıvıyoruz demeleri icap eder. Ama bir oturan yerinden kalkmazsa, kalkmayı aklından geçirmezse işte o zaman sıkıntılar doğuyor.
Neden oturan yerinden kalkmıyor Türkiye'de? Yok, pek de öyle olmadı. Yani tek parti dönemi hariç. Tek partinin de son dönemi hariç diyelim. Bu haricin de dışında bir hariç. Tek parti döneminde yani neticeler belliydi. Sandığa kimin gidip gitmeyeceği belliydi. Kimin çıkacağı belliydi. Listeler veriliyor, öylece de çıkıyordu. 46'daki zaten durumu siz de biliyorsunuz. Açık oy, gizli tasnif. Şimdi biz neredeyse açık oy, gizli tasnife gidelim. Böylece daha ciddi olur. Vatandaş gerilmez hiç olmazsa gibi bir mantığın içine giriyor bazıları. Yani bu biraz hırstan, biraz tekebbürden, biraz da bugüne kadar kazanılan itibarı kaybetmiş olmanın ezikliğini yaşamak istememekten kaynaklanıyor. Ya bu kadar yani saraylar, uçaklar, ekipler, yani çok hoşuma gitti. Gazetenin bir tanesinde Hollanda'daydı herhalde. Başbakan krala şeyini götürdü. Güven tazelemek için belgeyi götürdü. Şimdi korumalarla çıkıyor diyor saraydan. Gördünüz mü bilmem. Bisikletle çıkıyor kapıdan. Şimdi öyle olursa gelsem ne olacak, gitsem ne olacak diyor. Ama siz oraya 80 tane arabayla girip 80 arabayla çıkacaksanız bir de öyle gitmeye ihtiyaç kalmadı artık. Size çok soruluyor ama ben de sormak istiyorum izninizle. Yani şimdi sizin mahallenin çocuklarıydı aslında pek çoğu. Yani çocukları tabiri caizse yani. Tabii yani o ekibi aynı manasında. Aynı cemaatten, aynı mahalleden gelen insanlarsınız. Nasıl oldu da onlar böyle bir yere savruldu, siz başka bir yerde kaldınız? Ya bu ayrışma çünkü partinin kuruluşuyla başlamadı, onu biliyoruz. Yani. Ama partinin kuruluşundan önce de başlasa bu bir zihniyet değişikliğidir. Bizim zihniyetimizi ve prensiplerimizi bütünüyle bıraktı arkadaşlarımız. Zaten öyle çıktılar yola. Yola çıkacakları zaman gömlek değişikliği dedikleri, yani basit benim aldığım şu gömleği değiştirmek gibi bu markayı değiştiriyorum diye bir değişiklik değil. Zihniyet değişikliği manasına gömlek değiştirdiler. Ve onu da bunlara destek verecekler sorduklarında açıkladılar. Biz artık Avrupa Birliği bizim medeniyet projemizdir dediler. Amerika, İsrail bizim stratejik müttefikimiz dediler. Bugünkü faizli kapitalist sistem bizim ekonomik sistemimiz dediler. Bunun üzerine inşa edildi. Biz öyle düşünmedik ve ondan dolayı bazı noktalarda çok acımasız davrandılar. Biz mesela İslam Birliği'ni önemsedik. Bugün İslam Birliği'nin ötesinde ezilen ve sömürülen bütün ülkeleri bir araya getirmek çabasına ihtiyaç var. Çünkü bu sömürü artıyor şimdi. Dünya yeniden kutuplaştırılıyor. Yeni bir dünya oluşturulmaya çalışılıyor. Durduk yere Akdeniz'de iki tane Amerika'nın uçak gemisi yok. Durduk yere Basra'da bir uçak gemisi gelmedi Basra'ya. İran hedefte diye İran hedefte değil sadece. Bölge hedefte. Bugün burada efendim gaz yatakları bulunmuş. Bunun paylaşımı. Bunların hepsi birer bahane. İşte arkadaşlarımız da o zaman dediler ki biz medeniyet projesi olarak maalesef ben bunu Avrupalılara da söylüyorum. Biz Avrupa Birliği'nin bir üyesi olamayız. Onlar da zaten bizi kabul etmiyorlar. Neden olamayız? Bazı noktalarda birbirimizle bağdaşmıyoruz. Ama biz onlarla adalet konusunda, hukuk konusunda, iktisadi işbirliği konusunda, yeri geldiği zaman dış politikada dirsek temasında bulunma konusunda her zaman bunlara açığız. Tek dediğimiz ya İngiltere bile aynı devletin içinde ben yer alamıyorum dedi. İngiltere onların anası sayılır. Onun için biz Amerika'yı ve İsrail'i stratejik müttefik olarak görmüyoruz. Ve biz kapitalist faizci sistemi de olmazsa olmaz diye görmüyoruz. Karma bir sistem. Mühim olanı Türkiye'nin güçlenerek kalkınmasıdır. Yatırımların yapılmasıdır. Bugün bizim başımıza gelen
sıkıntıların tamamı bundan kaynaklanıyor. Ha şimdi arkadaşlar bizim mahalleye yeniden dönme eğiliminde gözüküyorlar. Çünkü biz onların hitap ettiği tabana şimdi daha ciddi manada hitap ediyoruz. Bir kısmı bizi tukaka göstermeye çalışıyor. Ötekileştirmeye çalışıyor. Bizim söylediğimiz bazı ifadeleri rayından çıkarıp başka bir şekilde takdim etmeye çalışıyor. Bunlar geçicidir. İnsanlar üzerinde bir işaret, soru işareti bırakır, açıklandığı gerçeği gördüğü zaman insanlar değiştirirler fikirlerini. Onun için biz Türkiye'de herkesi kucaklamak için varız. Bu arkadaşlarımız şimdi tekrar dönüp, ya biz onlardan ayrılmıştık ama aslında ayrılmamıştık, öyle gösterdik biz. Yok ya, Türkiye bu hale bizimle beraber aynı fikirleri gütmüş olsalardı Türkiye bu hale gelmezdi. Adalet kayboldu. Ekonomi bitti. Dış borç ödenemez noktaya geldi. Asgari ücret şu anda açlık sınırının yarısının altına düştü. Yarısının diyorum artık. İşsiz sayısı 6 milyon, fiiliyatta 8-10 milyona çıktı. Dış ticaret açığı sürekli olarak artıyor. Efendim dikkat ediyorum gazetelerde son zamanlarda iktidar partisi, yani iktidar doğrudan doğruya partisi demeyelim artık, doğrudan doğruya ihracatta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin zirvesini yakaladık. İthalat, ya bırak onu diyor. O bizi üzer şimdi, onu da bahsederiz. Olmaz, olmuyor. Ekonomiye isterseniz daha sonra geçelim. Olur. Ben tam yeri gelmişken Binali Bey'in, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Sayın Binali Yıldırım'ın bir sözü var. Saadet Partililer bana oy verecek diyor. Evet. Bu arada İstanbul adayınız, Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar'ın da mesela bu eleştirilere, bu sözlere verdiği cevapları da ben çok yakından takip ediyorum. Çok haklı bir tepki gösteriyor. Mesela neden iki aday varmış gibi davranılıyor? Biz de adayız. Ben bu seçimde de iddialıyım diyor. Birinci sorum Binali Bey'e, sizin seçmeniniz neden oy versin? Bunu neye dayanarak söylüyor? İkinci sorum da neden iki adaylı bir yarışmış gibi yansıtılıyor bu? Evet. Şimdi tabii Binali Bey işte dediğim gibi 20 sene önceyi hatırlatarak, bak biz aslında aynı menşeden geliyoruz demek istiyor ama bizim seçmenimizi sükutu hayale uğrattıkları için bizim seçmenimiz yine kendisini temsil edecek bir adaya oy verecektir. O da Saadet Partisi adayı olacak. Biz ne Binali Bey'e karşı duyduğumuz husumet sebebiyle bunu söylüyoruz, ne bilmem İmamoğlu'na duyduğumuz husumet veya sevgi dolayısıyla, sempati dolayısıyla söylüyoruz. Şahıs olarak ben Binali Bey'in efendi, yumuşak tavırlarını takdir ediyorum. Yani biz söylesek suç olan birçok şeyi söylüyor şimdi Binali Bey. Hiç suç değil. Ama ben de memnun oluyorum. Çünkü en azından bunu ortaya koydu. Ya bunları söylemek suç değil. Çünkü Türkiye'de yaşayan 81 milyon insana hitap ediyoruz biz. Örneğin Kürdistan dedi geçtiğimiz günlerde. Ama Kürdistan dediği için hakkında dava açılan çok insan var. Tabii. Ya bir defa Kürdistan... Efendim seçim döneminde, hani bunlar seçim döneminde her şey söylenir. Yarın tekrar dönüp başka baştaki türlü söylerim. Bu üzüntü verici. Onun için yani Binali Bey burada bizim seçmenimizin oyunu almak için çaba sarf edecektir. Biz de ona oy verenlerin oyunu alabilmek için çaba sarf edeceğiz. Sadece o değil, sosyal demokratlara da biz hitap ediyoruz. Biz İstanbul'daki Kürt oylarına da hitap ediyoruz. Herkesin oyuna talibiz. İşte bu söylediğiniz bir defa vaka, herkes her oya talip. Doğru, onun için gidip herkesi kucaklamak istiyorlar. Her yere girmek istiyorlar. Biz bunda isabet görüyoruz. Ancak ikili bir parti anlayışına gelince yok arkadaş. Biz ısrarla diyoruz ki hayır, Türkiye'yi siz kamplaştıramazsınız. Biz varız. Biz hakkı temsil etmek üzere varız. İlle de sağ ve sol diye Türkiye'nin ayrılması gerekmez. Bir de hak var. Bir de efendim bu ikili sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2010 yılındaydı galiba. O zaman Çiğdem Toker'e Akşam Gazetesi'nden hayalimdeki iki partili sistem ve modelde Amerika başkanlık sistemi demişti. Çok evet. iyi hatırlıyorum. Biz o zaman birlikte çalışıyorduk Toker'le. Ve o günden bugüne aslında hayali gerçekleştirdi ama gerçekleştirdiği hayal bence biraz hayal kırıklığına da uğradı. Yani istediği gibi olmadı çünkü o ittifaklar aslında 50+1 asıl kendisini çok zorlayan bir noktaya tabii bundan geldi. Bundan sonra da daha da zorlayacak onu görüyor. Ya bu çok tehlikeli bir şey. Yani ülkeyi ille de iki kampa bölmek marifet değil ki. Bunu Amerika yapmış ama Amerika onun tedbirlerini de almış. Evet, Cumhurbaşkanı var ama Cumhurbaşkanı layüsel değil. Atadığı bütün insanlar parlamentodan onay almak mecburiyetinde. Bütçeyi parlamento yapıyor, bütçeye tam hakim. Parlamentonun razı olmadığı bir istikamette bir kuruş harcayamıyor. Hesap vermek mecburiyetinde kalıyor. Adalet mekanizması tamamen bağımsız. Yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanı'ndan hesap sorabiliyor. Onun için Amerika bir sistemi oluştururken onun güvencesini de almış, tedbirini almış. Bizde öyle bir şey yok. Bizde Cumhurbaşkanı layüsel, meclis varmış gibi. Çünkü meclisin Cumhurbaşkanı'nı ancak vatan hainliğiyle itham ettiği takdirde, yani yaptığı bir hatadan dolayı Cumhurbaşkanı'nı sorgulayamıyor. Ancak vatan haini. Ya vatan hainliği de yani Cumhurbaşkanı'na her konuda vatan haini diye dava açılmaz ki, olmaz ki. Yanlışlıklar da yeri geldiği zaman parlamentoda etkileyecek tarzda gündeme getirilebilmeli. Etkileyecek tarzda. Şimdi türkü söylüyorlar adeta parlamentodakiler. Cumhurbaşkanı da diyor ki istediğiniz kadar konuşun, ben bildiğimi yaparım. Çünkü yetki kontrolsüz bir şekilde tek elde toplanmış. Bunun eksikliğini, yanlışlığını Sayın Cumhurbaşkanı da Tayyip Bey de şimdi anlıyor. Yani bir değişiklik olsa bütünüyle yok olacak demektir. Buna ihtiyaç yok ki, böyle olmaması için. Örneğin bir İstanbul seçiminde bile sanki bu Cumhurbaşkanı'nın varlık yokluk meselesine evet. dönüştü. Bir yerel seçim. Tabii. Geçtiğimiz günlerde, hatta dündü Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'in bir yazısı bence en dikkat çeken yazılardan biriydi son günlerde. Dedi ki şöyle yazmış, Cumhurbaşkanı'nın biz şöyle duymuştuk, tüm ilçelerde, İstanbul'un ilçelerinde bu seçim süresi boyunca miting yapacak. Ama öğrendik ki miting yapmayacak, vazgeçmiş bundan. Çünkü kazanırsa Binali Bey kazanacak, kaybederse Binali Bey kaybedecek. Yeni taktik bu. İstanbul'u velev ki Binali Bey kaybetti. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç etkilemeyecek mi? Benim kanaatime göre psikolojik olarak etkiler, hiçbir icraatı etkilemez. Yani bu seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, Millet Meclisi seçimi değil. Bu seçim sadece İstanbul Belediye Başkanı seçimi. İstanbul'un ilçelerinin de seçimi değil. Efendim peki neden bu kadar kıyamet kopuyor? İşte onun cevabını çok farklı yerlerde arayanlar var. Yani bir İstanbul rantın merkezi diyorlar. Ki Tayyip Bey bile İstanbul'a baktı, vay canına ya, herkes ihanet etmiş, biz bile dedi. Beton yığına dönmüş dedi. Yani ben Tayyip Bey bizim söylemlerimizden de etkilenerek vatandaşı etkilemeye mi çalışıyor? Yoksa hakikaten bugüne kadar İstanbul'un geldiği durumu görmediği için mi böyle söylüyor? Onu bu konuda bir şey söylemek istemiyor. Ama İstanbul bir beton yığını haline geldi. Yaşanamaz bir şehir haline geldi diye biz yıllardır ısrarla sesimizi yükseltiyoruz. Allah saklasın. İstanbul'da, yani şu anda bayramda, bayramlaşmaya gittim ben teşkilatla ikinci günü. Ya havalanına giderken bile bayram esnasında tüneli geçerken bir sıkışıklıkla karşı karşıya kaldık ki İstanbul aslında boşalmış olması icap ederdi. Bir yağış yoğunluğu yaşandığında İstanbul'da trafik tıkanıyor, kilitleniyor. Allah saklasın, beklenen bir deprem meydana geldiği takdirde İstanbul'da ne olur? Kaos olur.
efendim. Onun Türkiye'nin için, başkentinde de özür diliyorum, her yağmur yağdığında insanlar hayatını kaybediyor. Aynı, tabii tabii. Çünkü siz eğer elinizdeki kaynakları gerekli yerlere, önemli yerlere harcayacağınıza, sizi vatandaş nezdinde sempatik gösterecek, görüntüye hitap edecek yatırımlara ayırırsanız netice böyle olur. Yüksek binaları herkes görüyor. Helal olsun diyorlar. Yollar bakıldığı zaman ya ne güzel, işte birkaç tane metroda gelişme var. Ben bunu takdirle karşılıyorum, onu söyleyeyim. İstanbul'un bugünkü metro ağını en az 5'e katlaması lazım. En az. Yetmez bu. Ama bu bile yetmiyor. Çünkü esas imar İstanbul'u boğuyor. Ankara'yı boğuyor. Ankara İstanbul'a nazaran çok daha iyi bir noktada. Ama biz milyarları bilmem neleri harcamışız. Bakıyoruz biz. Bir de işin maliyeti artmış. Yani ben bir iş yapacağım. Normalde bu iş 100'e çıkar diyorsunuz. 500'e çıkmış, ihale edilmiş. Olur mu ya? Hem bu iş şu anda gerekli, ne kadar gerekli o belli değil. İkincisi de burada ciddi bir suistimal var. Yani İstanbul'un rantının paylaşılması önemli. Gerçi şu var. Bugünkü yapılan imar hukukuyla ilgili konularda gerektiği zaman Cumhurbaşkanı da, hükümet de eskiden bir karar çıkarıyor, falanca bölgeyi TOKİ'ye veriyor, belediye karışamıyor. Yani mevcut kendilerinden olmayan bir belediye başkanını çalıştırmamak için ellerinde çok ciddi mekanizmalar var. Ama buna rağmen vatandaş belli bir noktaya gelmiş, yeter artık ya diyorsa ona da birazcık saygı göstermek gerekir diye düşünüyorum. Onun için İstanbul yalnız İstanbul'u kazanmak için Tayyip Bey şu anda gördüğüm manzara şu benim şahsen. AK Parti diye bir parti yok artık. AK Parti etkili değil. Vatandaş nezdinde itibarı yok. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak bir itibarı var. O da aşağıya doğru iniyor. O da artık %50 değil, 40'ların altına indi. Bundan dolayı Tayyip Bey kendi itibarını İstanbul'da ortaya koyarak seçime alırım diye düşünüyordu. Ama dediler ki bu istediğiniz neticeyi doğurmaz. Bu sefer eğer bu seçimde AK Parti kaybederse veya Binali Yıldırım, Sayın Binali Yıldırım kaybederse Tayyip Bey kaybetmiş olacak endişesini ortadan kaldırabilmek için Tayyip Bey bu işten vazgeçti. Aslında yapması icap eden başka işler de var bu itibarı düzeltmek için. Ekonomiyle ilgili. Ekonomi yürümüyor. Yani demin söylediğimiz, siz birdenbire işte Cumhuriyet tarihinin zirvesi yaptık ihracatla. Zirvesini çıkardık. İthalat, ya onu boş ver. Yani ihracatta bu noktaya geldik mi önemli. Efendim zaten ekonomi kavramları değişti. Yukarı doğru. Yani zam denmiyor artık, evet. Biliyorsunuz. Onun için yani ben burada İstanbul seçimleri doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanı'nın itibariyle ilgili bir seçimmiş noktasına getirildiydi. Şimdi buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Yok diyorlar, bu iş Sayın Binali Yıldırım'la İmamoğlu arasında ki bir seçim. Kaybederse İmamoğlu kaybetmiş olacak, kazanırsa İmamoğlu kazanacak. Kaybederse Binali Yıldırım kaybedecek, kazanırsa Sayın Binali Yıldırım kazanmış olacak. Bu noktaya getirmeye çalışıyorlar. Bu da yani aslında belki de kendileri yönünden daha isabetli bir adım. Şahsi bir kanaat olarak söylüyorum çünkü Cumhurbaşkanı'nın İstanbul seçimlerinde sadece ben varım. Çünkü Türkiye'de mahalli seçimleri hiçbir belediye başkanı kendisi yürütmedi. Hiç. Ankara'da da, İstanbul'da da, İzmir'de de, Adana'da da, Kars'ta da. Sayın Cumhurbaşkanı yürüttü. Seçime gidiyoruz. Oyunuzu Cumhurbaşkanı'na mı veriyorsunuz, öbür partinin adaylarına mı? Böyle bir seçim olmaz ki. Ve bu artık kazandırmıyor. 31 Mart'la bugün arasında şöyle bir fark da var. Sayın Binali Yıldırım o seçim döneminde bu kadar yüksek performans göstermemişti.
kendisine çok güvendiği için mi, yoksa sizce siz yakından da tanıdığınız için gönülsüz başladığı için mi? Ve şu anki Sayın motivasyonun, Binali Yıldırım için mi? Evet evet, şu anki motivasyonunun kaynağı nedir? Çünkü bakıyoruz şimdi çarşı pazar geziyor, her yaştan insanla kucaklaşıyor. 31 Mart'ta bunu neden yapmadı? İşte 31 Mart'a giderken dikkat ederseniz Sayın Binali Yıldırım'la Cumhurbaşkanı hiç yan yana poz vermediler. Önde hep Cumhurbaşkanı vardı. Şimdi artık seçim Cumhurbaşkanı'yla İmamoğlu arasında değil, Binali Yıldırım'la İmamoğlu arasında geçtiği anlaşıldığı için Binali Bey diyor ki ben varım. Onun için de hatta dikkat ederseniz bazı konularda Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinin tam zıttını söylüyor. Böyle olmamalı diyor. Şöyle olmalı diyor. Bu ona olan belki işte eski mahalledeki itibarı tazeliyor olabilir. Yani maksat o ama esas itibariyle. Onun için ben bunu onun çok düşük bir performans sergilediğinden değil geçmişte, Cumhurbaşkanı'nın çok öne çıkmış olmasından dolayı böyle bir hava vardır diye düşünüyorum. Hani Binali Bey ilk gittiğinde demişti ya, tam unumuzu eledik, eleğimizi asacaktık, şimdi bir de bu çıktı. Evet. Yani orada sanki bir gönülsüzmüş gibi bir hava esti. Öyle gözüktü. Evet, öyleydi. Ama şu an öyle değil. Şimdi artık ben varım dedi. Üstelik bir seçim iptal edildi. Bu seçimin iptali onun için önemli. Şimdi artık kendisi var. Artık ya seçilecek ya kaybedecek. Bundan dolayı da sarılmak mecburiyetinde. Kaybederse ne olur efendim? Hiçbir şey olmaz. Kaybetmiş olur o kadar. Binali Yıldırım açısından. Binali Yıldırım açısından da, AK Parti açısından da. Yani bunu sanki dünya yıkılıyormuş gibi göstermek yanlış. Ama İstanbul'da ciddi değişiklikler meydana gelir. Eğer bir yönetim anlayışında değişiklik meydana gelirse bu kaçınılmaz. Onu mutlaka görmek icap eder. Cumhurbaşkanı'nda siz o zaman anlattıklarınızdan öyle anlıyorum. Seçime kadar çok görmeyeceğiz meydanlarda. Fazla siz de bu sonucu görmeyeceğiz. Çıkardınız. Zaten zannediyorum ki ona da söylemişler. Eğer bu seçimi almak istiyorsanız İstanbul'da hatta ortada fazla gözükmeyin. Öyle görünüyor. Evet. Efendim şimdi isterseniz bir reklam aramız var. Olur. Kısa bir reklam arası, ardından hem ekonomi hem dış politika, ama ondan önce herkesin merak ettiği şu ortak yayın. Meslektaşımız İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde yapılacak ortak yayın. Onunla ilgili düşüncelerinizi de birazdan alacağız. Kısa bir reklam arası veriyorum.